Demokratik Almanya, Türkiye milli futbol takımları arasında oynanan Dünya Kupası 3. eleme grubu karşılaşmasının başlama saati sonradan değiştirildiğinden iftara doğru programımızın yayın saatiyle çakışmaktadır. Bu yüzden karşılaşmanın kalan kısmının naklen yayınına televizyon 2. programında devam ediyoruz. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bu sohbetimizde duanın mahiyeti, duanın önemi konusunda olacaktır. Bu konuda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden sayın doçent doktor Yaşar Nuri Öztürk'ü stüdyomuza davet ettik. Hoş geldiniz sayın hocam. Hoş bulduk efendim. Efendim bir hadisi şerif var. Dua ibadetin özüdür. Dua muhul ibade. Evet. Evet. Buradan hareketle duanın mahiyeti hakkında sizden genel bilgi rica edeceğim. Efendim, Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor: eğer duanız olmasaydı Rabbim sizi ne yapardı? Peygamber'e hitabı böyle söyle diyor kullarıma. İnsan bütün hayatı dua. Hatta bütün hayat bir dua olayı. Nedir bu dua? Biz de şu anda dua ediyoruz esasında. Realite, hakikat tıpkı yaratıcı kudret gibi tektir Sayın Demirbaş. Bu tek olan hakikati her ilim şubesi, her disiplin, hatta her insan kendi perspektifine göre manalandırır, ona bir yorum getirir. Bu realiteye Kur'an-ı Kerim açısından baktığımızda ne görüyoruz? Gördüğümüz gerçekten hayranlık verici ve ilginçtir. Kur'an-ı Kerim varlığı ve oluşu bir tesbih faaliyeti olarak gösterir. Kur'an'da bunun yüzlerce nüansla tekrarı vardır. Nedir tesbih? Allah'ın Esma-ül Hüsna'sından bir tanesi de, Allah'ın sıfatlarından birisi Sübbuh, çok tesbih edilen demek. Tesbih Arapça'da sebh kökünden gelir. O da yüzmek demektir. Ve Kur'an-ı Kerim atomdan galaksilere kadar bütün varlıkların bir yüzme hadisesi sergilediklerini gösteriyor bize. Şimdi gök hadiselerini düşünürseniz bu yüzme imajının müspet bilimler tarafından da ne kadar munis karşılanacağını hemen anlarsınız. Tesbih bütün varlığın bu faaliyeti, atomda da bir tesbih faaliyeti var. Galaksilerde de, güneş sisteminde de bir tesbih faaliyeti var. Yani Cenab-ı Hak
yaratıcı kudret bütün varlıkları kendisi önünde bir dua olayını sergilemekle nitelendiriyor ve vasıflandırıyor. Yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre varlıkların sergilediği bu tesbih olayı, bu dua faaliyeti kerhidir. Ayet-i Kerime'de tav'an ve kerhen tabirleri yani var. Manası... Kerhidir, manası zorunludur. Zorunlu. Ve şuurlu değildir. Bunu yapmaya onlar fıtraten, yaratılıştan mecbur tutulmuşlardır. Bunu yaparlar. Fakat varlıkta bir de insanın tesbih ve dua faaliyeti var. O da tav'idir. Yani şuurlu, iradi ve hürriyet içinde yapılan. Biz özel manada, spesifik olarak dua dediğimiz zaman bunu kastediyoruz. Esasında bütün kainat dua halindedir. Evet. Bakın, tasavvuf düşüncesinde de bu böyle değil mi? Oraya getireceğim. Evet. İsra suresinin, tabi tasavvuf düşüncesinde dedik mi, onun mutlaka ayet ve hadiste bir bazı vardır. Evet. Aksi takdirde tasavvuf olmaz, felsefe olur. Kur'an-ı Kerim İsra suresinde gayet net formül verircesine buyuruluyor ki ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahu. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin. Her şey Allah'ı tesbih eder. Fakat siz bunu fark etmezsiniz. Ben size 1500 yıl gibi erken bir devirde bir toplu iğnenin başında milyonlarca atom var. Bir toplu iğnenin başında. Ve bu atomların her birisi de tıpkı güneş sistemi gibi müstakil bir kainat arz ederler ve bir hareket sergilerler. Tıpkı güneş manzumesi gibi. Desem anlayamazdınız. Kur'an-ı Kerim bakın oraya dikkat çekiyor. Ama bugün artık biliyoruz ki biz bir toplu iğnenin başında yüz binlerce güneş sistemi seyretmektedir. Evet. Mevlana gayet güzel söylüyor. Tasavvuf düşüncesi dediniz. Zerreler raks ediyor diyor. Şuursuz raks ediyorlar. Yaratılışlarında o var. İnsan bu zerrelerin tesbihini, bu galaksilerin tesbihini şuurlu olarak icraya davet ediliyor. İnsanın duası burada ortaya çıkıyor. Ve dua bizi bu şuursuz tesbihin, varlığın yaptığı tesbihin matematik zaman içindeki seyrinden bizi çıkarıyor. İlahi zamana. İzafi zamandan ilahi zamana geçiriyor ve bizim realiteyle, yaratıcı kudretle direkt temasımızı sağlıyor. Diğer tesbih faaliyetlerinde yaratıcıyla direkt temas yoktur. İnsanın şuurlu ve hür duasındadır ki yaratıcı kudret yarattığının kendisiyle temasını hissediyor ve biz de bunu yaşıyoruz. Ve bu bahtiyarlığı karşılıklı yaşıyoruz. Ve Cenab-ı Hak yine buyuruyor ki beni anın ki ben de sizi anayım. Ayetin diğer bir Türkçe ifadesi siz beni anarsanız ben de sizi anarım. Bize verdiği bir payedir bu. Biz dua ile Cenab-ı Hak'la bir kalp temasına ama vasıtasız temasa giriyoruz ve Cenab-ı Hak uluhiyetini bize yaklaştırıyor ve bir kucaklaşma hadisesi doğuyor. Evet. Duanın kısaca mahiyeti bu. Mahiyeti. Peki bu duanın genel mahiyeti, genel faaliyeti içerisinde insanın duası nedir? Şimdi Allah'ın rahmetine kavuştuğun hatırasını da burada anmak istiyorum. Orada bunu söyledim. Alexis Carrel'in bu sözünü ve ilave ettim. Dedim ki Kur'an-ı Kerim'e göre bir iş ve hareketle dua ettiğimizi söylemek yeterli değil. Bütün faaliyetlerimizle, bütün hareketlerimizle dua ediyoruz biz. Kur'an söylüyor. Evet. Bakın Sayın Demirbaş, şu kainata bakın. Kainat, insan harikalar arar durur. Kainatın, varlığın kendisi zaten en büyük harika. Bakın, kuru samanı yiyor. Evet. Hayvan, altından bize çeşmelerden süt akıtıp veriyor. Bir teneke buğdayı serpiyorsunuz toprağa, o cömert yaratıcı kudret, o ilahi bereket ve lütuf
sizin ambarlarınızı dolduruyor onunla. Bu duadır işte. Dua. Yani insanın bütün hayatı dua derken bunu kastediyoruz. Ama bu arada insanın bir de adeta bütün bu hayat içinde seyreden duaların Cenab-ı Hak'la bir şuurlu muhasebesi gibi özel duaları vardır. Biz halk arasında dua dedik mi bunu anlıyoruz. Hayatın bütünü dua. Efendim sizden şunu rica edeceğim. Dua hakkında Kur'an ne diyor? Yani duanın Kur'ani özellikleri nelerdir diye ifade edeyim. Evet. Şimdi efendim her şeyden önce şunu bilmemiz lazım. Fiili duanın yapılması icap eden yerde kavli dua, sözlü dua mana ifade etmez. İslam'ın temel prensiplerinden biridir. Yani bir çiftçinin tarlasını ekmesi fiili duadır. Bunu ekip suladıktan, gerekeni yaptıktan sonra ellerini açıp Allah'ım bana bol ürün ver demesi de sözlü duadır. Prensip nasıl konmuştur? Fiili dua evvela gerçekleştirilecek, ondan sonra sözlü dua gelir. Fiili duayı bırakıp sözlü duaya geçerseniz ki İslam toplumlarını asırlarca bu yanılgı süründürmüştür. Yani tevekkülü de bu manada anlamamız lazım. Tamamen kendisi. Çok güzel söylediniz. O zaman Cenab-ı Hak kendisiyle adeta sizin istihza ettiğinizi düşünüyor. Ve size duanızın karşılığını vermiyor. İnsanlık tarihinde Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun, Hazreti Muhammed'le insanlık şu gerçeğe gelmiştir. İlk defa onun şahsında. Deveni Allah'a emanet etmek için önce bağla diyor. Evet. Evrensel bir prensip. O halde deveyi Allah'ın koruması için el açıp yalvarmak, deveyi gerektiği şekilde bağlamayı gerektirir. İslam'ın anladığı budur. Efendim zamanımız azaldı. Evet. Bir soru daha sorarak izninizle evet, programı bağlayalım. Duanın Allah katında makbul olabilmesi için bazı şartlar var. Evet. Bunlar nelerdir? Başka bir ifadeyle duanın kabulünü engelleyen unsurlar vardır. Onların ilk sırasını kul hakları teşkil eder. Hazreti Peygamberimiz buyuruyorlar ki haram lokmalardan oluşmuş bir kanın beslediği kalbin Allah'a yakarışı geri çevrilir. Evvela kul haklarını bünyemizden çıkarmamız lazım. Lokma helal olacak. Bu bir. İkincisi, hadis-i şeriflere baktığımız zaman görüyoruz, kalp katılığı olmayacak. Duası makbul insanlara dikkat edin, merhametle, şefkatle dolu insanlardır. İnsanları değil sadece, bütün canlıları acırlar, korurlar, himaye ederler. İnsan, Allah ile gerçek manada bir dua faaliyetine giriyorsa, onun kalbinde katılık, merhametsizlik, acımasızlık, imkansız barınamaz. Bunun ardından dualarımız genel olmalıdır. Duada egoizme gidersek dualarımız geri çevrilir. Evet. Yani bakın Fatiha'ya. Müslümanların günlük farz ibadetlerinde okumak zorunda oldukları Fatiha'ya. Orada tekil ifade yoktur. İyyâke na'budu. Yalnız sana ibadet ederiz. Ederim yok. Evet. Ve iyyâke nestaîn. Yalnız senden yardım dileriz. İhtina sıratel müstakim. Bizi doğru yola ilet. Beni yok. Hazreti Peygamber buyuruyorlar ki günahsız dillerle Allah'a yakarın, dua edin. Sahabe-i kiram hayret ediyor, soruyor. İnsanoğlunda günahsız dil olur mu diyor ey Allah'ın Resulü. Şimdi cevaba bakın. Birbirinize dua edin diyor. O zaman günahsız dillerle dua etmiş olursunuz. Çünkü benim günahımdan siz sorumlu değilsiniz. Seninkinden de ben sorumlu değilim. Birbirimize dua edersek bu dualar günahsız dillerle olmuş evet, olur. Onu şöyle de yorumlayabilir miyiz hocam? Yani dua etmeden evvel hani tövbe edilse. Elbette, fakat espri bu değildir. Ona da açıktırsa bu peygamber sözüdür evet, Sayın Demirbaş. Evet. Tek nükteye hapsetmek doğru olmaz. Evet.
Bir başka nokta, vaktimiz doluyor dediniz. Beddualar duamızın içine karışmamalı. Evet. Kimselere kötülük istememeliyiz. Şunu bilelim ki Sayın Demirbaş ve sayın seyircilerimiz, Kur'an-ı Kerim'in idealindeki güzel dünya yalnız bizim belli insanların mutlu olduğu dünya değildir. Bütün insanların mutlu olduğu dünyadır. O halde kimseye beddua etmek doğru değil. Şimdi vakit bizi burada hapsediyor. Ben size bu duanın tasavvuf tarihi içinde o büyük İslam velileri tarafından sergilenen şeklini versem gerçekten insanı hayretlerde bırakan tablolar çıkar. Kısaca özetle. Bir tane ben söyleyeyim size. Sahabe-i kiramın bazılarında gördüğümüz ve sonra tasavvuf tarihi boyunca devam eden bir yakarış vardır. Diyor ki, Allah'ım eğer muradın günahkar kullarını cehenneme koymaksa, böyle bir karara varmışsan, onların hepsinin yerine beni cehenneme koy ve vücudumu öylesine büyüt ki orayı doldursun ve diğer kulların cehennemde dışarıda kalsınlar, onlar mutlu olsunlar. Ben onların yerine yanayım diyor. Bir başka anekdot. Şimdi manzara burada müthiş. Ellerini açıyor maruf. Diyor ki Allah'ım şu şeyleri yapan kullarını bağlayalım hocam. Ahirette de diyor böyle şen şakrak et. Sakın onları mahzun etme. Hayret içinde itiraz ediyorlar. Böyle nasıl derseniz cevabı şudur maruf. Eğer Allah onları ahirette de böyle mutlu etmeye karar verirse onlara tevbe nasip eder. Bizim istediğimiz de bu değil mi diyor. Onlara kötülük gelecek de bizim neremiz artacak. O halde dualar içine başkalarına kötülük istemeyi katmamamız lazım. Hatta peygamberimizin tavrına bakarsak bunlar bizim düşmanlarımız da olsa, bize kötülük edenler de olsa beddua katmamalıyız dualarımız evet. için. Biliyorsunuz peygamberimiz Taif'e gittiğinde kendisi evet. yerini taşladılar. Evet. Ve dediler ki bunlara beddua et ya Resulallah. Onlara beddua etmedi. Allah'ım onları ıslah et dedi değil mi peygamber? Evet. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Çok teşekkür budur. Ederim. Ben teşekkür hocam. Ederim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم Allah'ım senin rızan için oruç tuttum sana inandım sana sığındım Senin rızkınla orucumu açtım. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim!
beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.